Size de bütün vatandaşlarımıza da söyleyeyim. Biz her gün vatandaşlar olarak her Allah'ın günü 20 milyar lira vergi ödüyoruz. 20 milyar. Uyanık olduğumuz her saat 1 milyar lira para versek yetmiyor. Öyle düşünün. Şimdi bu paranın karşılığında musluktan akan suyu çoğumuz içemiyoruz. Gidip damacanaya da para veriyoruz. Bardağı 1 liraya geldi. Evde içilen bir bardak su 1 lira bu arada damacana alıyorsanız. Sağlık hizmeti bir sürü insan ilave sigortalar yaptırıyor. Eğitim hizmeti işte özel ders, özel kurs, işte efendim özel okullar falan filan gibi şeylere doğru gidiyor. Yani parayı verip o hizmeti alamıyoruz. O çok enteresan bir şey. Halbuki bizim vatandaşımız herhangi bir şey alacaksa, bir bardak alacaksa bile onu 2-3 mağazaya bakıyor, işte internet sitelerine bakıyor, en iyisini en düşük maliyette almaya çalışıyor. Halbuki bize hizmet veren devleti aynı şekilde denetlemiyoruz. Bence onu bir şey yapmakta yarar var. Hatırlamakta yarar var. Ya çok devrimci bir iktidarın geliyor olması lazım. Devrimden kastım sol anlamda değil, devrimci derken. Yani daha Farklı progresif, zihniyetler. yani hani devrim gibi adımları olabilen bir şeyin olması gerekiyor. Öyle değil mi sizce de? Ya öyle. Onun içinde ama bir takım şeyler var. Yani hem bir taraftan bu genç nüfus bence önemli bir fırsat. İkincisi teknolojinin artıyor olması, imkanların artıyor olması çok büyük bir fırsat. Bu fırsatları biz nasıl değerlendireceğiz? İyi değerlendirirsek iyi olacak. Kötü değerlendirirsek kötü olacak. Çok açık yani bu işler birazcık şey gibi, hani bıçak gibi. Ne için kullandığınıza bağlı. İyi kullanırsanız ekmek kesiyorsunuz ya da bir şey yemek yapıyorsunuz. Kötü kullanırsanız suça iştirak ediyorsunuz. Yani bu fırsatları, demografik fırsatı, teknolojik fırsatı, dünyada yeniden şekillenen değer zincirlerini biz nasıl değerlendireceğiz? Soru bu. Bu soru bizim de bizden sonraki nesillerin de hayatını etkileyecek olan en büyük mesele. Gani Bey demiş ki 750 lira için bir gece nezarette yatırmıştı ulu devlet babamız. Gabriel Garcia Marquez romanı gibi hayatlar demiş. İnşallah Kafka romanı gibi hayat olmaz diye ümit ediyorum ben belki. Niye böyle dediğinizi de bilmeyenler için özetlerseniz çok kısa. Ya Ya Kafka'yı değil mi? dava diye bir eseri var. O bizim devletin de çok sevdiği işler onlar. Hem uzun bürokratik süreçler o bakımdan bir ifade kullanıyorum. Peki, şimdi Mehmet Şimşek KKM'den çıkış, KKM stoku 1,2 trilyon TL azaldı diyor. KKM var. Bir de carry trade geldi hayatımıza şu anda. Aslında Merkez Bankası şeylerini topladılar. Hani sıfıra sıfır yaptılar gibi gözüküyor. Evet. Uzun vadeli para arayışı için bir an önce de uzun vadeli kaynak bulmak zorunda. Nasıl bakıyorsunuz oraya? Ya şöyle, onu toparlamış olması olumlu. Diğer taraftan da Türkiye'ye şu anda yüksek bir TL faizi olduğu için, dolar bazında yüksek bir TL, yani dolar kazanan bir insan için kurların sabit kaldığı dünyada müthiş bir faiz var. Yani doları bozuyorsunuz, Türk lirasına dönüyorsunuz, TL'de yıllık %50-60 faizlere ulaşıyorsunuz. Orada dolar kurunun uçmayacağına inanıyorsanız ve uçmazsa müthiş bir getiri yapıyorsunuz. Tabii bu eskiden bir Citibank'ın global CEO'su söylemişti bunu 2008 krizinden önce. Müzik çalarken dans etmeye devam etmek lazım diye. Müzik çaldığı müddetçe bu iş çalışır. Müzik durduğu anda yatırımcılar terste kalabilirler ya da ülkeler sıkıntıya girebilirler. Ama gene esas mesele şu. Rezervleri toplamak tabii ki önemli. Türkiye'nin borçlanma maliyetinin düşmesi, yani CDS primlerinin düşmesi tabii ki önemli. Bunlar iyi adımlar. Fakat bizim esas meselemiz Türkiye'ye kalıcı yatırım geliyor mu? Türkiye'ye kaliteli, uzun vadeli istihdam yaratan yatırım geliyor mu? Temel mesele Geliyor bu. mu? Gelmiyor. Son birkaç yıldır emlakı ayrı tutarsak Türkiye'den çıkan yatırım, Türkiye'ye gelen yatırımdan daha fazla. Bir gelişmekte olan ülke için bu kabul edilemez bir şey. Ah Çok çok başarılı. güzel. Sağ olun. Türkiye her sene 1 milyon genç istihdam çağına geliyor. Bakın şöyle düşünelim. 1 milyon genç. Bunların OECD ortalaması %75, %80'dir aşağı yukarı iş gücüne katılım. Türkiye'de düşük. Genç nesilde daha yüksek olduğunu düşünelim. Yani 750 bin kişisi iş yaratmamız lazım değil mi bunlara? ISO 500'de o kadar insan çalışıyor. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketinde 770 bin kişi çalışıyor. Ya bu ne demek? Biz gençlerimize iş bulmak için, doğru düzgün iş bulmak için her sene bir tane ISO 500 kuracağız. Türkiye'nin en büyük 500 şirketini bir sene kuracağız. Seneye bir tane daha kuracağız. Sonraki sene bir tane daha kuracağız. Sonraki sene bir tane daha kuracağız. Doğru düzgün iş yaratmak istiyorsak bunu yapmamız gereken şey bu. Ama genel olarak siyasetin gündeminde bu değil. Esas mesele biz gençlerimize iyi işler, bakın iyi işlerin altını çiziyorum. Sadece iş değil, iyi işler. Güvencesi olan, iyi para kazanılabilen insanların kendini geliştirebildiği, düzgün işler yaratabilmemiz için her sene bir tane ISO 500 kurmamız lazım. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi bu sene. Seneye bir daha, seneye bir daha, seneye bir daha.
Siz bu enerjiyi ve bu vizyonu görüyor musunuz? Yok. Yani öncelik olarak görmüyorum. Yani böyle bir gündem görüyor musunuz? Yok. Görmüyoruz yani, değil mi? Esas mesele bu ama. Yani peki bu kadar insanın vergisi silindi, affedildi, o kaynaklar ne oldu? O kaynaklar işte servet transferi oldu. Yani ben buna tersine Robin Hood diyorum, hükümetin ekonomi politikasına. Robin Hood biliyorsunuz zenginden alıp fakire dağıtırdı. Bizim hükümet tam tersini yapıyor. Ortalama vatandaştan, orta direkten alıyor, zenginlere transfer ediyor. KKM dediğiniz hikaye de tamamen bu zaten. Ha, KKM doğru o. Yani ortalama vatandaşın vergisini alıyorsunuz. Kimin çok parası var KKM'de? Daha zengin kesim, varlık kesimi transfer ediyorsunuz. Çok açık. Bir de bu çok ilginç. Yani bu Turgut Özal'ın bundan 35 sene önceki demeçleri falan var. O zaman o yıllarda yapılan bir dövize çevrilebilir mevduat diye bir benzer bir KKM gibi bir uygulama var Türkiye'de 70'lerde. Büyük bir enkaza yol açıyor o da. O sırada borçlarını yeniyor demişler. Özal da diyor ki bu kendini uyanık zannedenin dalavirisidir. İnşallah bizden sonraki nesiller böyle bir işe girişmezler diyor. Yani böyle bir sürpriz falan da yok ortada. Ya bayağı bile bile herhaldesin. O yüzden ben hükümetin ekonomi kararlarını bugüne kadar ki ekonomi kararlarını bir hata değil bir tercih olarak nitelendiriyorum. Orta direği eritmeye yönelik bir tercih var. Açık bir tercih görüyorum. Peki niye? Yani, niye? Niye? Çünkü iki sebepten. Bir tanesi bir kendine yakın kesimleri zenginleştirerek ve bir muhtaçlık yaratarak vatandaşı adeta kendisine mecbur etme meselesi var birincisi. İkincisi orada direkt niye önemli? Toplumun genel mutluluğu açısından önemli, kalkınmanın sürdürülebilir olması için önemli ama başka bir şey için daha önemli. Dünyanın her yerinde demokratik hukuk devletini orada direkt talep eder. Toplumun en üst kesimi, dünyanın en berbat ülkesinde de onların durumu iyi. Toplumun daha dezavantajlı kesimi zaten günlük ekmeğini çıkarma derdine böyle talepleri olamaz. Fakat demokrasi gibi, hukuk devleti gibi, hesap verebilir devlet gibi talepler orta sınıfın talepleridir. O yüzden orta sınıf bir ülkede ne kadar genişse demokrasinin kalitesi de o kadar yüksek olur. Siz orta direğe harp ilan ederseniz aynı zamanda demokratik talepleri de sönümlendirirsiniz. Yani bir açıdan kendi yakınlarına varlık transferi ve toplumun alt kesimini kendisine sosyal yardımlar marifetiyle mecbur etmek, öbür taraftan da orta direği çökerterek demokratik hukuk devlet ve şeffaflık talebini sönümlendirmek. Ama bu son belediye seçimlerinde çok işe yaramadı. Tabii yani vatandaşın bir limiti var, sabır limiti var. O limite doğru geliyor vatandaş. Bilhassa da zaten büyük şehirlerde o dalganın ilk olarak başladığını görüyoruz. Çünkü hayatın daha zor olduğu, pahalılığın daha yüksek olduğu, ekonomik sıkıntıların daha ciddi sıkıntıya girdiği yer daha ziyade büyük şehirler. Ve oradaki esas hükümetin güç kaybını görüyoruz zaten bir şekilde. Varlık transferi eşittir hırsızlık demiş Ares. Bir nevi aslında. Yani çok enteresan aslında. Ha, şöyle bir şey var. Mülteci sorunu çözülmeden ekonomi düzelmez bence. 10 milyon insanı besle nasıl olsa millet hesabını ödüyor. Şimdi insanlarda çok fazla böyle bir şey var. Bu yönde çalışmanız var mı? Sizce de mülteciler çok ciddi bir yük oluşturuyor mu ekonomide her anlamda? Yani yükün ötesinde bir defa bir belirsizlik oluşturuyor. Çünkü orada ne olduğu belli değil, değil mi? Rakamı bile bilmiyoruz. Ya bir yol haritası da yok. 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon kaç yani? Herhangi bir ülkeye bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar kişinin gelmiş olması zaten büyük bir hazım meselesi. Yani kültürel ve ekonomik hazım meselesi. Birinci büyük mesele bu. İkinci mesele şu. Burada ciddi bir kayıt dışılık söz konusu. O kayıt dışılık her ülke için çok ciddi bir sıkıntı. Üçüncü, sınır güvenliği çok temel bir devletin en temel egemenlik haklarından bir tanesi. Sınırların güvenliğine dair vatandaşın zihninde ciddi soru işaretleri var. Dördüncüsü, Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma çerçevesinde biz oraya gidenleri geri alıyoruz ama orası bize vize bile vermiyor falan gibi çok garip bir asimetrik bir ilişki var Avrupa Birliği ile bizim aramızda. Halbuki çok daha yapılabilecek olumlu şeyler varken bizim vatandaşlarımıza çok rezalet bir muamele yapılıyor Avrupa Birliği tarafından. İlginç bir şekilde gerekçe olarak da birazcık bu iş gösteriliyor. Sizde çok fazla düzensiz göçmen var. O yüzden biz sizden daha vize isterken daha dikkatli davranıyoruz gibi. Hakikaten böyle bir kör düğüm yaratılmış bir şey. Çözümle kolay olmayan bir şey. Çözümü ancak hem o Avrupa ile olan anlaşmanın tekrar müzakere edilmesi, Suriye'nin güvenliğe kavuşturulması ve buradakilerin oraya gitmeye özendirilmesi, sınır güvenliğinin tesis edilmesi gibi aynı anda birden fazla şeyi yaparsanız bu meseleyi hafifletebilirsiniz. Tam çözebilir misiniz? Çok ciddi bir soru işareti. Ama en azından hafifletebilirsiniz. Fakat şu andaki zaten genel reaksiyonların, vatandaşların tepkilerinin bir sebebi de ekonomi kötüye gittiği çerçevede vatandaşlarımız da bunu tabii bir şey arıyorlar. Suçlu ya da sorumlu arıyorlar.
Genelde de işte göçmenler bu tip konularda ilk parmak gösterilen yerlerden bir tanesi olabiliyor. Anladım. Peki ne görünüyor önümüzdeki 6 ayda? Yani Mehmet Şimşek'e bakınca hani işler çok yolunda. Siz de dediniz hani insanı unutmuş, bir de KOBİ'leri, işletmeleri unutmuş. Bir takım mesela grafikler paylaşmış, onları ekrana şöyle verebilirim. Risk primimiz düşüyor, işte cari açık iyileşiyor demiş. 26 milyar dolarlık bir iyileşmeden bahsetmiş. Dış borç çevirme oranı ve brüt rezervlerin artışından bahsediyor. Enflasyon beklentileri iyileşiyor diyor. Mesela 12 ay ve 24 ay sonrası öngörülen. Ve büyüme dengeleniyor. İşsizlik oranı düşüyor demiş. İşsizlik oranı demesin lütfen. Türkiye'de zaten işsizlik oranı o pay ve payda. Kaç kişi iş arıyor diye bakıyorsunuz. Onu istediğiniz gibi oynarsınız. Onu bir ayrı bir tutalım. İşsizlik oranı düşüyorsa genç çocuğu olan bir aile, genç bir insanla bir konuşsun bakalım işsizlik oranı düşüyor mu düşmüyor mu? Oradan bir anlar. Onu bir ayrı tutuyorum zaten. Ama onun ötesinde programın genel çerçevesi çok açık. Türk lirasını reel olarak değerli tutmak, yurt dışından alabildiği kadar parayı alabilmek, bunu devam ettirebilmek için ve bu çerçevede iç talebi baskılamak. Yani vatandaşın daha az tüketmesi etrafında bir program var. Sayın Şimşek'in de yaptığı şey bu, vurguladığı konularda bu. Buralardan bir istihdam çıkmaz. Buralardan bir katma değer hamlesi çıkmaz. Buradan bir zenginleşme, refah çıkmaz. Yani son 3-4 senede yapılan çok ağır, çok fahiş hataların bedelini vatandaşa öğretme programı bu. Ha, bir acı ilaç içmesi lazım. Onda bir mutabıkız. Yani maalesef o acı ilaç bizi bekliyor. Önemli olan o külfeti nasıl dağıtacaksınız? Benim gördüğüm kadarıyla programda 3 tane K eksik. Pardon, 3K. Şimdi bir tanesi programın kapsamı. Program sadece bir makro ekonomi çerçevesinde. Halbuki bu programın çok daha geniş olması lazım. Türkiye'nin dış ilişkilerinden tutun reel sektörüne kadar uzanan çok geniş bir perspektif lazım. Kapsamlı değil program. Okan Bey demiş ki arada size katkı olarak belki onu da açıklarsınız. TL zaten değerli, Fethiye'de turizm. Zaten söylediğim şey tam oydu. TL'nin reel değerlenmesinin en açıcı iki tane kesim var. Bir tanesi turizmciler, öbürü ihracatçılar. Zaten dikkat ederseniz tepkiler oradan geliyor. Muhtemelen Okan Bey'di zannediyorum. Okan Bey Fethiye'deki fiyatların İtalya mertebesinde olduğunu görüyordur döviz cinsinden. O yüzden hocam de, İtalya daha ucuz valla. İşte mesela.